Kanalımıza hoş geldiniz. Video içeriklerimizle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz ve bu bölümümüzde yine 90'lı yıllardan bir anekdotu sizlerle paylaşacağız. Bir serinin devamında bu kez Levent Yüksel'le Sezen Aksu'nun nasıl tanıştıklarını anlatacağım. Yeni sezonun ilk bölümünde sizlerle Aşkın Uğur Yengi'nin Sezen Aksu'yla nasıl tanıştığının hikayesini paylaşmıştık. İkinci bölümde bu kez Sertab Erener'in Sezen Aksu'yla tanışma hikayesini aktarmıştık ve geldik serinin üçüncü ayağına. Levent Yüksel, Sezen Aksu'yla nasıl tanıştı? Aşkın Uğur Yengi, Sertab Erener ve Levent Yüksel. Önceki bölümlerde ifade ettiğim gibi 3 ismin ilk sol albümleri Türk popüler müziğinin 90'lı yıllardaki sound'u ve yeni kuşak şarkıcıların karşımıza çıkması konusunda son derece önemli albümler ve katalizör görevi görmüş olan albümler. Dolayısıyla şimdi bu bölümde sizlerle Levent Yüksel'in Sezen Aksu'yla nasıl tanıştığının hikayesini paylaşacağım. 1993 yılında Türkiye Med Cezir isimli son derece başarılı bir albümle tanışmıştı ve bu albümle birlikte Levent Yüksel de ilk albüm olmasına rağmen popüler bir karakter olmuştu. Fırtınam, felaketim, hasretim. O albüme gelinceye kadar Levent Yüksel'in nasıl bir hikayesi vardı ve hangi an Sezen Aksu'yla tanışabilme fırsatını yakalamıştı? 1964 doğumlu olan Levent Yüksel, çocukluğundan itibaren gitara tutku derecesinde bağlıydı. Bunun için konservatuvar eğitimi de görmek istiyordu. Konservatuvara girmekte gecikmedi ve aldığı eğitimin sonrasında iyi bir bas gitaristi olarak dönemin orkestralarında çalmaya başladı. Başarılı bir bas gitaristi olarak dönemin iyi orkestralarının dikkatini çekmekte gecikmedi ve o dönemlerde Sertab Erener ve Fatih Erkoç'un solistliğini yaptığı bir orkestrada çalmaya başladı. Orkestrada gerçekten de çok iyi müzisyenler vardı. Sertab Erener ve Fatih Erkoç yabancı İngilizce şarkılar yorumluyordu ve Levent Yüksel de bas gitarıyla onlara eşlik ediyordu. Sahne aldıkları kulüp 80'li yıllarda İstanbul'un popüler önemli kulüplerinden biriydi ve tabii ki onların sahne performansının başarısından dolayı kulüp adeta dolup taşıyordu. O sahnede Levent Yüksel sadece bir müzisyendi, bir bas gitarist. Sahne aldığı orkestrası ile birlikte performans sergiledikleri bir gece onlara sürpriz bir müşteri geldi. Aslında bir müşteri derken sürpriz müşteriler birden fazlaydı dersek daha doğru olur. Tam 4 popüler isim: Sezen Aksu, Onno Tunç, Jose Feliciano ve Lenny White. Sezen Aksu, 80'li yıllarda yıldızı fazlasıyla parlamış olan bir yorumcu kimliğinin dışında başarılı bir söz yazarı ve besteciydi. Onno Tunç, 80'li yılların en iyi orkestralarından birine sahipti ve bu orkestra aynı zamanda Sezen Aksu'ya sahne performanslarında eşlik ediyordu. Tabii ki beraberinde Onno Tunç, Sezen Aksu'nun albümlerinin aranjörüydü. Her şeyden önemlisi de Sezen Aksu'nun aynı zamanda hayat arkadaşıydı. Jose Feliciano ve Lenny White ise dünyaca ünlü müzisyenlerdi ve İstanbul'da Sezen Aksu ve beraberinde Onno Tunç'un misafiri olarak o gece onlar da o kulüpte yer alıyorlardı. Gecenin ilerleyen dakikalarında olması gereken gerçekleşti. Sezen Aksu, Onno Tunç, Jose Feliciano ve Lenny White orada olunca sahneye davet etmemek olmazdı. Sertab Erener ve Fatih Erkoç bu önemli müzisyenleri sahneye davet etti. Onno Tunç ve Lenny White o gece orkestrada yerlerini aldılar ve birkaç şarkıda Sertab Erener'le Fatih Erkoç'a eşlik ettiler. Sezen Aksu'nun eğlenmeye geldiği o gece iki isim dikkatini çekti. Biri Sertab Erener, diğeri bas gitar çalan müzisyen Levent Yüksel. Aslında o gece bir anlamda Sertab Erener ve Levent Yüksel'in hayat akışlarını değiştirecek olan geceydi desek hiç de yanlış olmaz. O gecenin sonrasında bir gün Levent Yüksel'in telefonu çaldı. Arayan müzisyen Aykut Gürel'di. Aykut Gürel, Levent Yüksel'e Sezen Aksu'nun orkestrasında bir müzisyenin eksik olduğunu, dolayısıyla Sezen Aksu'nun kendisine ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bunun için de bir an evvel Sezen Aksu'nun provasına gitmesi gerektiğini söyledi. Levent Yüksel, Aykut Gürel'in çağrısına cevap verdi ve Sezen Aksu'nun provasına gitti. Prova Cadde Bostan Maxim Gazinosu'nda yapılıyordu ve o akşam Sezen Aksu'nun Maxim Gazinosu'nda sahnesi vardı. Neden o gün Levent Yüksel Sezen Aksu'nun provasına çağrılmıştı? Hikayenin aslı şöyle. Sezen Aksu'nun orkestrasında çalan müzisyenlerden biri de Harun Kolçak'tır. Harun Kolçak orkestrada aynı zamanda bas gitar çalarken Sezen Aksu'ya bazı şarkılarda da vokal olarak eşlik etmektedir. O şarkılardan biri de Bile Bile isimli şarkıdır. Bir parantez açalım. Bile Bile isimli şarkı 1990 yılına geldiğimizde Aşkın
Aşkı Nur Yengi'nin ilk solo albümü olan Sevgili isimli albümünde yer alan bir şarkı olacaktı ve o şarkıyı da Aşkı Nur Yengi Sezen Aksu'nun prodüktörlüğünde ilk solo albümünde Harun Kolçak'la birlikte yorumlayacaktı. İşte söz konusu şarkı Sezen Aksu'nun sahnesinde Sezen Aksu ve Harun Kolçak tarafından birlikte yorumlanıyordu. Harun Kolçak o gün rahatsızlanmış ve dolayısıyla o geceki sahnede yerini alamayacaktı. Hem bas gitarist olarak hem de Bile Bile isimli şarkıyı Sezen Aksu ile yorumlayacak olan vokal olarak. Peki yerini kim dolduracaktı? Yetenek keşfetmekte adeta bir uzman olan Sezen Aksu Levent Yüksel'i unutmamıştı. Eğlenmek için gittiği o gece kulübünde Levent Yüksel'in bas gitardaki performansı onun hafızasında gerçekten de sağlam bir yer edinmişti. Dolayısıyla Harun Kolçak rahatsızlandığında sahne için Levent Yüksel'i bizzat o çağırmıştı. Onla Tunç piyanosuyla şarkıya girdi ancak aynı durum Levent Yüksel için geçerli değildi. Çünkü Levent Yüksel şarkıyı söyleyemiyordu. Neden mi? Sesi çıkmıyordu. Levent Yüksel son derece soğukkanlı bir şekilde günün bu saatinde benim sesim çıkmaz ama akşam geldiğimde ben bu şarkıyı söylerim der. Akşam geldiğinde Levent Yüksel o gece Sezen Aksu'ya Bile Bile isimli şarkıda vokal olarak eşlik eder. İşte o geceden sonra Levent Yüksel'in hayatı değişecektir. Sezen Aksu kendisine orkestrasında bas gitarist olarak yer almasını ve beraberinde vokalistliğini teklif eder. Ve böylece Levent Yüksel'in de Sezen Aksu ile olan hikayesi başlamış olur. Levent Yüksel artık o dönemlerde Türkiye'nin en iyi orkestralarından biri olan Onla Tunç Orkestrası'nda bas gitar çalıyor. Bas gitarı ile Sezen Aksu'ya eşlik ederken aynı zamanda yine Sezen Aksu'ya vokaliyle de eşlik ediyordu. Yani o da bir Sezen Aksu vokalistiydi. Levent Yüksel'in Sezen Aksu ile olan hikayesi 90'lı yıllara geldiğimiz zaman başka bir boyut kazandı. Sezen Aksu 1990 yılında vokalistlerinden Aşkı Nur Yengi'ye Sevgili albümünü yapmış. Bu albüm son derece başarılı olunca artık Sezen Aksu'nun kafasında Levent Yüksel'e de albüm yapmak fikri şekillenmeye başlamıştı. Bu düşüncesini Levent Yüksel'le paylaşmakta gecikmedi. Ancak Levent Yüksel albüm yapmak fikrine hiç de sıcak bakmadı. Çünkü şarkıcı olmak, albüm yapmak gibi bir düşüncesi asla yoktu. Levent Yüksel'in tek hedefi vardı. İyi bir bas gitarist olmak yanında iyi bir ses mühendisi olmak. Bunun için de eğitim almak için yurt dışına gitmek istiyordu. Albüm yapmak onun bütün planlarını alt üst edebilirdi. Ancak Sezen Aksu Levent Yüksel'i ikna etmekte gecikmedi ve Levent Yüksel hayır demesine rağmen sonuçta evet cevabını verdi. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine bu yüreğimden. Albüm hazırlıkları başladı. Prodüktör yine Sezen Aksu'ydu. Sezen Aksu bu albümde aranjör olarak birkaç parçada Onla Tunç'u tercih etse de yeni kuşak bir aranjörü tercih etmeyi daha uygun buldu. Onun adı Uzay Heparı. Uzay Heparı'nın ağırlıklı aranjelerinin yer almış olduğu Medcezir isimli albümün çalışmaları başladı. Albüm Mart ayının son günlerinde müzik marketlerde yerini aldı. Ancak hiç ilgi görmedi, satmadı, yaprak kıpırdamadı. Yani gerçeği söylemek gerekirse Aşkı Nur Yengi'nin Sevgili'ye ve Sertab Erener'in Sakin Ol isimli albümlerinin başarısının ardından Levent Yüksel'in Medcezir isimli albümüyle ilgili olarak müzik marketlerde yaprağın kıpırdamamış olması gerçekten de şaşırtıcıydı. Ancak bu durumdan son derece memnun olan birisi vardı. O da bizzat Levent Yüksel'in kendisiydi. Levent Yüksel albümün satmamasından son derece mutluydu çünkü hayalleri gerçek olacaktı. Nasıl mı? Albüm satmayacak, Levent Yüksel şarkıcı kimliğinde albümler yapmak zorunda kalmayacak, o defter kapanacak ve Levent Yüksel yurt dışına ses mühendisliği eğitimi almaya gidecek ve hayali olan ses mühendisliğini yapacaktı. Ama hiç de öyle olmadı. Birkaç ay sonra Haziran ayının sonlarına doğru yaprak kıpırdamaya başladı. Haziran ayında Levent Yüksel dönemin popüler televizyon programlarından biri olan Barış Manço'nun programına konuk oldu. O programa konuk olduktan sonra her şey çok ama çok değişti. Levent Yüksel'in o ana kadar satmayan Medcezir isimli albümü müzik marketlerde en çok satan albümlerden biri olmaya başladı. Aşkı Nur Yengi'nin Sevgili'ye ve Sertab Erener'in Sakin Ol isimli albümlerinin ardından artık Levent Yüksel'in Medcezir isimli albümü de Sezen Aksu'nun vokalistlerinden biri olarak ve Sezen Aksu'nun prodüksiyonu olarak müzik marketlerde baş köşede yer almaya başladı. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek. Levent Yüksel artık Medcezir isimli albümün başarısıyla birlikte 90'lı yılların genç kuşak başarılı erkek vokallerinden biriydi. Artık bas gitarist ve vokalist Levent Yüksel yoktu. Solist, şarkıcı Levent Yüksel vardı. Levent Yüksel'in bu ilk solo albümünün başarısıyla birlikte Sezen Aksu da bir sinsilenin 3. ayağını tamamlamış oldu. Artık Aşkı Nur Yengi de, Sertab Erener de ve Levent Yüksel de yeni solo albümleriyle müzik dünyasındaki yollarına devam edeceklerdi. Bu video içeriğimizin de sonuna geldik. Levent Yüksel ve Sezen Aksu nasıl tanışmışlar onları öğrendik.
Eğer ki hikayemizi beğendiyseniz bir kez daha hatırlatalım. Lütfen çevrenizde paylaşın. Bu hikayeden başkalarının da haberi olsun. Şimdiden teşekkürler. Bir başka video içeriğimizde yeniden birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.